Değerli dostlar, Aktürk Makine sponsorluğundaki yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Fethi Makine'deyiz. Yanımızda Sayın Muammer Bodur Bey var. Kendileriyle hem fuarı konuşacağız hem de ürünleri konuşacağız. Yayına hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Siz bizim standımıza, alanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri ve Fethi Makine'yi bir tanımak isteriz. Abi biz kuruluş olarak 2010 yılında kurulmuş olan bir firmayız. Paketleme makineleri üzerine kurulmuş ve yaklaşık 12-13 yıldan beri de bu firmayı paketleme makineleri noktasında nasıl ileriye taşırabiliriz noktasında sürekli Ar-Ge yapan, çalışmalar yapan, gecesini gündüzüne katan bir firmayız. Peki biraz ürünlerden bahsedelim. Bu paketleme makineleri kaç kilo paketliyor, hangi alanlarda kullanılıyor? Örneğin arkada saman var, sadece saman mı, silaj mı? Biraz ürünleri ve teknik detayını sizden rica ederim. Sıkıntı yok abi. Bizim makinelerimiz 25-50 kilogramlık vakumlu presli paketleme makineleri. İlk zamanlar bu makineyi yaptıktan sonra ileriki safhalarda Ar-Ge'ler sonucunda bunların manüellerden otomatiklere geçmeye başladık. Makinalarımız işte personel ihtiyaçları günümüzde en büyük sıkıntılardan olduğundan dolayı bu son zamanlarda otomatiğe firmalar, çiftçilerimiz sürekli otomatik personeli nasıl minimuma indirebilir çabasında içerisinde olduklarından dolayı biz otomatiğimize ağırlık verdik. Burada mısır silajı, pancar küspesi, arpa fosası bu gibi ürünleri paketleyebilirler abi. Onun haricinde biz balya parçalama, balya dağıtma makineleri de yapıyoruz abi. Bunu biyogaz tesisleri, biyokütle tesisleri, mısır balyasını dağıtıp, kırıp, yakmak için ya da pelet için kullanıyorlar. Biz bu noktada yeni bir sektör olarak mısır balyası, yonca balyası, sap balyası bunları dağıtma ve parçalama makineleri yapıyoruz son zamanlarda. Peki şunu sorayım, tabii özellikle üreticiler, mali şartlar ortada. Burada bir makinenin geri dönüşüm sürecine kadar, yani kendini amorti etme süreci, bu genelde büyük çiftçilere mi hitap ediyor? Her türlü çiftçinin işini görecek size makine boyları var mı? Ya da kooperatiflerinin alması mı daha mantıklı? Şimdi bizim makinamız 25-50 kilogramlık olduğu için büyük çiftçiler bizim müşteri kitlelerimiz daha azdır. Bizim asıl müşteri kitlelerimiz küçük çiftçiler, kooperatiflerdir. Neden? Bir çiftçi bir köyüne bu makinelerden bir tane kurduğu zaman komşunun, eşinin, dostunun bütün malını getirip orada paketleyip uzun ömürlü olmasını sağlayabilirler abi. Bizim müşteri kitlemiz daha çok küçük çiftçiler ve kooperatiflerdir abi. Peki yedek parça ve servis olayında konuşalım. Yedek parça servis noktasında abi bizim makinalarımızda tarım makineleri noktasında alışılagelmişten daha farklı şeyler vardır. Nedir? Makinalarımızda tamamen otomasyon sistemidir. İki tane biz buna bir çözüm yolu bulduk arıza noktasında. Makinalarımız mekanik olarak arızalandığı zaman ekranda neresi arızalı, hangi parçası arızalı tek tek yazar. Müşteri bunu aramaz. Bu da bizim oraya servis gönderirken malzeme tedariğiyle göndermemizi sağlar. Bu da müşterinin en kısa sürede arızasını çözmemizi sağlamış olur. Müşterimiz memnun kalmış olur. İkinci olan ise otomasyonsal arızalar. Otomasyonsal arızalarda biz %95 ihracat yapan bir firmayız. %95 ihracat yaptığımızdan dolayı makinamız otomasyonsal bir arıza verdiği zaman bizim başka bir ülkeye gitmemiz iş piyasaya göre daha zordur. Ondan dolayı uzaktan erişim koyduk biz. Uzaktan erişim bizim makinamızda. Makinamız arızalandı. Gece 2-3 hiç fark etmez. Direkt makinamıza biz Konya'dan bağlanabiliyorsunuz. Bağlanırız. Bağlandığımız noktada da otomasyonsal bütün sorunlarını çözebiliriz abi. Peki elektrik 220 ile mi, sanayi ile mi ile çalışıyor? 380 sanayi cihazıyla çalışıyor. Anladım. Son olarak neler söylersiniz? Abi bizim daha çok çalışmamız, daha çok ihracat yapmamız, daha çok müşteriye hitap etmemiz lazım. Onun için de şu anda buradayız aslında. Müşterilerimize nasıl hizmet verebiliriz? Onların istekleri ne? Biz onu nasıl karşılayabiliriz çabasındayız. Elhamdülillah ilk günümüz daha iyi olacak inşallah. Onun çabası içerisinde. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar. Biz teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Evet değerli dostlar, Muhammed Bodur Bey'e teşekkür ediyoruz Fethi Makine'de. Bu tip firmaların olması, yerli firmaların ölmesi. Çünkü biz yıllar önce bu makinelere baktığımız zaman hepsi Avrupa'dan, dünyanın birçok ülkesine alıyorduk. Böyle üreten insanlara ihtiyaç var. Çiftçinin işini kolaylaştıran firmalara ihtiyaç var. Aktürk Makine Spor Salonu'nda, Konya Tarım Fuarı'nda devam edeceğiz.